Bora. Yok, uyumuyor. Gecenin 3'ü olmuş, hala orada yatakta telefonla oynuyor. Sonra niye aval aval geziyorsun dışarıda? Bugün sizlerle uyku kalitesi hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz uyku vücudumuzun sağlıklı kalmasını sağlayan en önemli şeylerden biri. Vücudun kendini iyileştirme yeteneği. Araştırmalar 1900'lü yıllarda ortalama insanların 9 saat kadar uyuduklarını, 1975'li yıllardan sonra bu oranın 7,5'lara düştüğünü, 2002'den itibaren 6,9, günümüzde ise birçok kişinin 5-6 saat uyudu saptanmış. Şşş! Kalk kalk kalk! Kalk! Kime diyorum? Lan baksana, lan baksana! Ya ne var ya? Ah, ne var ya? Allah! Ah. Uyanamıyorsun, ondan sonra mal mal bakıyorum. Bir araç nasıl benzine ihtiyaç duyuyorsa vücudumuzun 1/3'ü de, daha doğrusu vücudumuz günümüzün 1/3'ünü uykuya endeksliyor. Ne oldu lan, kapanmadı? Bir daha söyleyeyim, bir dakika. Bir araç nasıl benzine ihtiyaç duyuyorsa vücudumuz da günün 1/3'ünü uykuya endeksliyor. Ne kadar az uyursanız o kadar sağlık problemleriniz hızlı bir şekilde artıyor. Şeker, tansiyon, hafıza kaybı, hızlı yaşlanma. Kısaca 8 saat uyumanız şart, öyle kalkıp da vampir gibi gecenin saat 2'sinde 3'ünde öyle etrafta dolanmayın elinizde tabletle, bilgisayarla. Sizin için diyorum oğlum. Sabahleyin işiniz var, okulunuz var, ondan sonra niye işte iş yerinde, niye sabahleyin bana böyle mal mal bakıyorlar? Ayakta duramıyor. Niye bana salak muamelesi yapıyorlar? Düzgün konuşamıyorsun, işine odaklanamıyorsun, geçiyorsun bir köşeye böyle uyumaya çalışıyorsun falan. Hiç anlatıyor da boşanmına, hiç öyle bakıyorlar öyle. Niye direniyorsunuz? Uyu işte, gece 12, en geç 1, hadi 1.30 uyu lan işte, uyu. Ha işsizsen ayrı bir şey, ona nasıl olsa bir şey diyemeyeceğim. Nasıl olsa zıvaracaksın çünkü, yatacaksın hani. Hani istediğiniz kadar kendinizi sıkın, olmaz. Bu durumda sizin uyumanızın mental ve fiziksel yönden vücudunuza katkısı olduğunu görmüş oluyoruz. Metabolizmanızı dengeliyor, sosyal ilişkilerinizi düzene sokuyor. Alo Osman, merhaba ya, ben sinemaya gideceğim, gelsene. Gelemem ya, dün gece 4'te yattım, uykum var, gelemem ya. Size bu videoda nasıl daha iyi uyuyacağınızı ve nasıl daha zinde kalkacağınızı ve kalkınca neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim az çok. Çok fazla böyle detaylarına girmeden yani. Sabah kalktığınızda ilk yapmanız gereken şey yatağınızın hemen yanı başında duran cisimle 3 ve 1 yapmak. Ardından yataktan kalkmak. Ilık suyla yüzünüzü yıkamak. Ne kadar perde cam varsa hepsini açmak. Ev şöyle bir havalansın. Ve siz inanın çok hoşunuza gidecek. Böyle avallıktan kurtulacaksınız böyle sabah böyle. Şu salak şeyden kurtulun. Kahve konusu çok önemli. Sakın kolayla kahveyi karıştırmayın. Kafein bombardımanı oluyor. Kafein bombası oluyor. 48 saat kadar uyutmuyor vallahi. Denedim, berbat bir şey. Akşam saat 6'dan sonra kahve içilmemesini söylüyor uzmanlar. Yoksa uyutmuyormuş, ertesi güne salak salak bakıyormuşsunuz. Ben biliyorum, kahve de içmiyorum, çay da içmiyorum. O yüzden bana bir etkisi yok ama kahve ve çay, yani çay değil de kahve, pardon. Kahve içiyorsanız etkisi var, kola falan da içiyorsanız etkisi var. Uyutmama olayı biliyorsunuz zaten. Yani akşam 6'dan sonra unutun. Her sabah aynı saatte kalkın, bir alarmınız olsun. Hafta sonları da yine bu alarmla kalkın, salmayın kendinizi yani. Minimum 7, ortalama 8 saat mutlaka uyuyun. İş hayatınız... Hayatınız. Ah, edit mi yapsam acaba, ne yapsam? İş hayatınız, sosyal hayatınız, özel hayatınız hepsi düzene girer. Oda sıcaklığı ortalama 18,5 derecede kalmalı. Odanıza ay ışığı girmesin, perdeleri kapatın. Sabah egzersizi adı üstünde sabah yapılması gerekir. Öğlen yaptığınız zaman vücut ısınız yükseldiği için akşama doğru neydi? 18,5 derece vücut ısısının düşmesi gerekir düzgün bir uyku için. Kısaca öğlene bırakmayın. Sabahtan halledin ne yapıyorsanız. Sıradaki konu tabii ki elektronik eşyalar. İşte ne bileyim, telefon, tablet, monitörler, bilgisayarlar, televizyon. Yatmadan önce çok fazla uzun süreler kullanmayın. Arada bir mola verin. Melatonin salgısı bozulur. Biyoritminiz bozulur. Dengesizleşir. Berbat, feci bir şey. Ekranlarınız mutlaka yatarken kapalı olsun. Windows 10'un gece ışığı modu bu yüzden var. Bunu sağlayan bazı telefon, tablet programları da var biliyorsunuz. Televizyonlarda da var, Android televizyonlarda. Ekran ışığınızı soldurtuyorlar başka bir renkte. Sonuncu konuysa bulunmuş olduğunuz ortam tabii ki. Yastığınızı değiştirin 2-3 yılda mutlaka. Her başınızı koyduğunuzda 5 yıl boyunca vücudunuzdaki kirle, tozla böyle vaktinizi geçirmeyin, tehlikeli. Yatağın tozlu olmaması, kirli olmaması önemli. Çarşafların temiz olması önemli. Öksürtür, uyandırır. Pozisyon çok önemli. Yan yatıyorsanız kalın.
Yüzüstü ve yüzü koyun yatıyorsanız da ince yastıklar kullanmak durumunuz var. Tabii yastıkla beraber omurga sağlığı için falan. Çok yüzeysel ve basit konulardan bahsettim size. Ama bunun çok daha fazlası tabii ki söylenebilir. Bu dediklerimi yaparsanız gayet sağlıklı bir düzeniniz olur. Lan yine mi gittin yattın? Ne var ya? Açtım bacaklarımı. Lan lan lan.